Bu hafta sonu ortaklığı bozuyorum. Ay, daha tam durumu düzelttik derken... ciddi misin sen Ferdi? Avukata verdim bile. Alsın şirketini başına çalsın. Ben bu yaşıma kadar tek tabanca gelmişim. Bundan sonra kimseye müdahale etmem Gülbahar. İşte o kadar. Yok yavru ceylanmış, yok gene tiğli oynanmış, kabzımalmış. Sen kimsin be? Katlamış aslan. Kabzımalım ben, kabzımal. Kabzımalsan hale git Mahir. Yeter, iki gündür evdesin. Anlamıyorsun. Babam seni abim olarak eve soktu. Adam kaldıramaz bu durumu. Çok ciddiyim ya. Ne yapacağız peki? Ben çok düşündüm Can. Neyi? Biz ayrılacağız. Ne diyorsun sen Gül? Nankörsün sen be, nankör. Evinde oturuyordun, seni iş güç sahibi yaptım ben. Asıl sen nankörsün be. Titanik gibi batıyordun, ben seni düze çıkardım. Sana ticareti ben öğrettim be, ben öğrettim. Ben de sana delikanlılığı öğrettim, parayı zamanında aldık. Ferdi bak buradan da ses duydu ya, Allah aşkına ne olursun. Ay vallahi sonunda sizin yüzünüzden apartmandan atılacağız ha. Seninle tartışmaya bile değmez be. Ferdin gel. Pencere öyle değil, böyle kapatılır. Eniştenin bir sıkıntısı var. Biliyorum abla. Geçen gün konuşurken siz ben dinledim. Tazminat, mazminat. Bu şartlarda ortaklığı bozmak saçmalığın daniskası. Bir şeyler yap ha. Ben ne yapabilirim abla? Ya yap işte bir şey. Hani böyle bir dolap çevir. Hani bir tezgah kur. Bir oyun oyna. Ay yap hadi sen bilirsin böyle şeyleri. Bir çözüm bul ha. Dolaptı, tezgahtı, oyundu. Ben bunlardan ne anlarım abla? Saçma sapan konuşma. Anladın sen beni. Uzatma. Bu işi becer, bundan bir tane daha vereceğim. Babana birazdan atom bombası. Ay, ay çok affedersin oğlum. Hay. Bu ne? Tam 1 milyon tane güldük. Gene mi gül? Bana bak. Şimdi burada hemen bana doğru cevap veriyorsun. Gül'le beraber misiniz? Evet. Ne? Bana bak. Komşuluk, ortaklık bir yere kadar. Ama kendine, kendi çapında bir kız bulacaksın. Vallahi senin içinden geçerim Can. Ya bizim Gül değil. Bu başka bir Gül bu. Hangi Gül? Sen tanımazsın. Aa, getir tanışalım oğlum. Bu hafta sonu kız arkadaşını buraya yemeğe getiriyorsun. Ne? Nesi yok, itiraz yok. Getir de bu uğruna şiirler yazılan, güller alınan Gül kimmiş? Biz de bir tanıyalım. Ya bu Can'a da bozuldum zaten. O kadar muhabbetimiz var. Babasınınla kapıştığımızdan mıdır nedir? İnsan getirir bir kız arkadaşını tanıştırır ya. Mahir. Bak bak. Hoş geldin Gülcüğüm. Gel. Buyurun. Anneciğim bu Gül. Gül bu da annem. Merhaba anacığım. Ne kadar sıcakkanlı bir kız değil mi Nermin? Ya. Welcome hayatım. Mahir'cim sen benim 2 dakika bir içeri gelebilir misin? Aa işte bak bu da benim kızım Gül. Ya. Merhaba Gül, ne haber? İyi akşamlar ya. Elektrikler mi kesik ya? Yok. Bütün apartman cayınca her yana. Matmazel gelirken gördüm karanlıkta. Mum yakmış oturuyor. Ya belki romantik bir gece yaşamak istemiştir kendi kendine. Ya kardeşim bilmiyor muyuz, tanımıyor muyuz? O korkar karanlıktan. Hop şu! Böyle olmayacak. Bu bataniye ikimiz idi yeter. Yok yok hiç gerek yok. Herhalde peynirin kokusu ağır geldi. Lütfen gelir misiniz monsieur? Madem ısrar ediyorsunuz. Sen de aç kaldın değil mi Mahir abi? Ben doydum. Yemek şahaneydi. Ya bıraksana bu ayakları. Baksana gördük tabağını. Ben de aç kaldım ya. Sen bana sahanın yerini göster. Ben sana bir sucuklu patlatayım böyle. Aklın tavana vursun.
Hadi ben şimdi sana buradan bir tane patlatırım. Hadi ya. Beynin tavana vurur, aklın durur. Hadi ya. Bırak, bırak Mahir abi, bırak bakalım ne yapacakmış görelim. Ya kızım sen hasta mısın? Annemi mi döveceksin be? Bana bak anacığım. Çabuk bu kızı dışarı çıkar. Çabuk, yoksa vallahi saldıracağım ha. Yani. Bana bak anacığım. Sen bunları mama çevirmişsin ama bu ayaklar bana sürmez. Seni ilişki aldık bir cahit değil. Hadi. Defol. Defol. Get out. Defol. Çıkar. Tamam, tamam. Ya, Allah Allah. Ya. Delerim o cücük beynini. Hayatım. Delerim senin mercimek beynini. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yapma be. Yapma değil Avrupa. Yapmayın çocuğum. Avrupa, Avrupa. Yapma değil Avrupa. Avrupa, Avrupa. Avrupa, Avrupa. Yapma değil Avrupa. Avrupa hayallerin. Avrupa, Avrupa, Avrupa. Yapma değil Avrupa. Avrupa, Avrupa. Avrupalı yaşıtlarım gibi ben de özgürlüğümü istiyorum anne. Git babana söyle. Git git. Çöpler bundan sonra 3 aylık atılacak. Çöpümü istediğim yere atarım. Ah Avrupa. Para için yapmam çocuk Mehmet Ali, anlar. Ah Avrupa, ah. Can, Brüksel'den gelir alacağız değil mi oğlum? Türk kızlarının suyun içinde. Seçimle geldim, seçimle giderim kardeşim. Ah Avrupa, ah. Kokorecimi, damardan tuzlamamı, işkembemi, mumbarımı vermem. Ah Avrupa, ne işler açtın başımıza. Avrupa'ya mührümü basacağım kardeşim. Şimdi sen düşün Avrupa. Tekin. Vay 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 ki vay. Ya bu yeni apartman eskisine mevlüt okutturur. Ya ne kadar güzel bahçesi var. Memleketten 2 tane limon getireydim, ekerdim. Buralarda tutmaz altın. Dur, 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 dur Can. Sürprizli giriş yapalım. Biliyor kızım zaten. Yenge! Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ay hoş kurban gel. Olurum. Ay. Ay ne kadar özlemişim ay yenge. Ay ne kadar özlemişim canım beni. Tamam, ben de özlemişim. Geç canım, geç, geç. Buyur, geç. Buyur. Hayrola? Ay, görümcem geldi. Bunlar böyle çat kapı bitiverirler işte. Hadi Allah kolaylık versin. Mersi. Oy halası kurban olsun. Atam tutam ben seni, şekere katam ben seni. Akşam baban gelende oy, önüne atam ben seni. Akşam babası gelende oy, önüne atam ben seni. Oy yavrum, ne kadar büyümüşsün. Yolda görsem tanımam. Puh, maşallah. Dur ben sana bir nazar duası okuyayım. Gelir gelmez evi türbeye çevirme lütfen Altıncığım. Altıncığım seni hangi rüzgar attı oraya? Yolda da bir şey demedin. Ha şey ben sana kavatta anlatırım ya ayrıca. Ya ben memleketten bir erzak getirdim, bir erzak getirdim. Kahvaltıyı ben hazırlayacağım. Yenge bak sakın karışma. Peki, peki canım sen hazırlarsın. Juan, halana odasını göster yavrum. Gel hala gel. Oo, hala sen erzak değil, memleketi getirmişsin ya. Mahir, he. Sence ne kadar kalacak bu? Vallahi bir şey demedi ama bavulu en az 1 hafta diyor Nermin. Deme. Vallahi. He. Bavulu diyorsa sen deme. Ben ama hı. Ne yapayım yani, gördüm işte. Yapacağız. Ben bu sofranın resmini çeker, fotoğrafçı da bastırır onu bile yerim be. Anne ne olur kapatalım şu camları ya, donuyorum. Bu pastırmanın kokusu başka türlü çıkmaz Juan. Yani dua edin altını seviyorum. Yoksa ben bu sofraya oturmazdım söyleyeyim. Peynirler de geldi. Hadi, hadi, gel gel gel. Hadi hadi başlayın, soğutmayın. Hadi başla 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 başla. Pastırma ver oradan. Ay kız, kız başlayın dedi Mahir. Dalın demedi, ne yapıyorsun? Yenge Allah aşkına şunun tadına bak. Allah'ını seversen al. Ben pastırma kullanmıyorum altın. Genç kızken çemenini ekmeğine sürer yerdin. Hayırdır? Ne oldu? Rahmine bir haber var mı altın? Aman.
Çapanoğlu'nun abdest suyun. Mimelesiz, sıfasız. Şeytan görsün yüzünü. Ay boşandım da rahatladım. Ay. Hani çok seviyordun sen onu? Yenisini bulacağım. Ya küçücük kasabada nereden bulacaksın yenisini? En iyisi Rahmi'ydi, onu da aldık işte sana. TV programına katılacağım. Yetkililerle görüştüm, beni sıraya koydular. 15 gün içinde de çıkabilirim, 5 ay içinde de çıkabilirim. Burada sıramı bekleyeceğim. 5 ay mı? Ne programıymış bu? Ya bu evlilik programları falan var ya ondan. Ay, iyi misin Mahir? Oğlum babana su ver, su ver. Olmaz, izin vermem, izin vermem. Ya öyle parası pulu da hiç önemli değil. Kapı gibi abim var arkamda. Bana kel adam olsun yeter. Tövbe tövbe! Kel adammış, evlilik programıymış. Allah cezanı vermesin. Zehir ettin bana kahvaltıyı altın. Mahir'cim lütfen sakin ol, tansiyonun çıkacak. Ya halacığım ne yaptın ya? Hele tut elim. Aman canım ne var bunda? Kasaba içinde 50 kişiden seçim yapmak var. Bir de TV programında 50 milyon kişi arasında seçim yapmak var. Ya vizyon geniş tutmak lazım. Bu niye böyle yüksek? Sakin olun. Gülün, gülün. İşte tipik Türk insanı. Gelişime ve değişime kapalı. Civadan benzemişsin dayı. Ona at kuyruğuna kelebek konmuş gibi derler oğlum. Bu ne hal ama ya? Bu ne? Nereden çıktı bu kepazelik teki? Matmazel kel erkeklerden hoşlanmıyormuş. Gideyim saç ektireyim dedim. Baktım çok pahalı. Ben de böyle bir çözüm buldum. Yani sırf şu Fransız ajanına yalakalık yapmak için kendini rezil etmişsin Tekin. Yazıklar olsun sana ya. Hadi hadi. Çıkar onu. Bütün apartmana rezil edeceğim bizi. Hadi. 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 Evet dayıcığım. Hem sen kelken çok daha yakışıklısın. Ben bunu. Çıkar mı kafandan? Çıkarmam. Zaten kış geldi. Baksana ne güzel. Doğal bere işte. Ona doğal bere değil, doğal afet derler Tekin. Siz kellerin ne hissettiğini anlamıyorsunuz. Gelmeyin üstüme. Gülün, gülün. Gülün. Ben de bu saça kaynak yaptırmazsam bana da Tekin demesin. Saçım bükücükti. Dokunma ya, bozuluyor. Ben Mahir'in kız kardeşi evlilik programına çıkmış, koca arıyormuş dedirtmem. Abin haklı altın. Ya memlekette milleti yüzüne nasıl bakarım? Kız kardeşine sahip çıkamadım demezler mi adama ha? Kabzımalım ben, kabzımal! Ay şunun altını sürekli çizme sen Mahir. Vallahi sen ne kadar kudurursan kudur, ben kararımı verdim ya, ha? O programa çıkacağım. Çık, sıkıyorsa çık. Gelip o stüdyoyu basmazsam, seni de rezil etmezsem adiyim. Nermin konuş şununla, Allah aşkına konuş şununla. Ay bu adam delirince pek bir çekici oluyor ya. Konuş muhtar, anlat. Ya dün gelen kızı ben buldum, Can'la ilgisi yok. Duydun mu? Şimdi tabii diyeceksin ki çocuğum, yavrucuğum yani sen böyle bir kızı nereden tanıyorsun, nereden biliyorsun diyeceksin. Tabii diyeceksin, soracaksın bana, haklısın da ben nereden şey... He, yahu ben bu telefonu ikinci el almıştım ya. Bunun hafızasında kayıtlıymış. Benim yoksa nereden bileyim? Benim o taraklarda bezim olur mu çocuğum, evladım? Ah. Affettin mi şimdi beni? Böyle iğrenç bir olayın içinde olmam bile berbat bir durum. Ayrıca kız seni kendi öptü. Muhtar zorla mı öptürttürdü? Ya kız rolüne bürünmüştü. İnandırıcı olsun diye yaptı herhalde. İnandırıcı olsun. Sen var ya hiç inandırıcı değilsin ama. Kim bilir ben gelmeden o kız ona o evde neler yaptı. Düşünmek bile istemiyorum ben. Gidiyorum, gözüme gözükme. Ya ne yapacağım ben muhtar? Bir fikir ver. Ya o kelim merhem olsa kendi başına çalar. Şu dünyada kadından anlayan bir adam varsa gelsin anlatsın sana. Ben bu mevzuda kafadan çaresizim ya. Ay ben bu teselli işlerinden hiç anlamam, beceremem yani altın. Lütfen artık ağlama. Ay silence, ay TV programını basacak mı?
Ay ya gerçekten basarsa? E çıkma sen de. Şu Rahmi'yle bir daha konuşsan olmaz mı? Terbiyesiz insan kalaysız kap gibidir yenge. Hala bana ulaşmaya çalışıyor ama onu affetmeyeceğim. Affetmeyeceğim. E ne yaptı sana bu kadar bu çocuk anlamadım ki. Ya düşün işte ama TV programlarına bile çıkacak kadar düştüm. Demek ki hala seviyorsun sen. Hayır, kendime bir kel adam bulmak istiyorum. Ya benim de hakkım bir kel, bir yakışıklı. Ay benim çok sinirlerim bozuldu. Çıkacağım ben. Ay çok uzaklara gitme sakın Altıncığım. Bak kaybolur maybolursun. Buraları bilmiyorsun sen. My God. İyi ki kız evladım yok yani. Ne oldu, ne diyor? 5 ay sonra sıra gelse bile çıkacak. Kafasına koymuş Mahir. Ama değil 5 ay. Ben bu duruma 5 gün bile dayanamam söyleyeyim. Sırf Rahmi görsün, gelip ayaklarına kapansın diye yapmıyorsa adiyim. Eğer çıkarsa haldeki kariyerim biter. Kimsenin suratına bakamam. Yapılacak tek bir şey var Mahir. Ne? O programları çıkmadan biz buna bir koca bulacağız. Yahu ben nereden koca bulacağım buna? E sen kabak kafalılardan iyi anlarsın. Bul bir tane getir hayatım, Allah Allah. Bitsin bu iş. Yapacak bir şey yok. Bu paravanın arkasında düşer müşer de aile. Alora! Luna Park mı burası? Bir aşağı bir yukarı oynuyorsun şu asansörle. İn artık ya! Allah Allah! Zımbırt da amma kaşındırdı kafamı be. Beynim yandı ya. Hele şükür. Ah. Sen mi abanıyorsun asansöre? Asıl sen abanıyorsun asansöre. Oyuncak mı bu, zımbırt aşağı yukarı oynuyorsun? Ben bu apartmanda yeniyim. Katları karıştırdım. Ne var? Kime geldin sen? Sen ne? Polis misin? Sen biraz ters misin? Sen biraz küt müsün? Bana bak, benimle böyle konuşma. Hadi be! Asıl sen bana bak, ben şehri karılarına benzemem. Vallahi öyle biber gazıyla falan kurtulamazsın. Çantamda bağ bıçağı var, alırım dalağına. De. Ya git ya, seninle başım belaya mı sokacağım ben ya? Bas git! Zaten başım belada, Allah Allah. Ne oluyor ya, manyak mısın sen? Bu çocuk nasıl Mahir abi? Olmaz, bunun saçı çok uzun, gür. Ay, bak bir de Ali var, o nasıl? Ya fena değil de senin şöyle kel bekar bir arkadaşın yok mu Feysa'ysa? Nihat! Şurada bir boşluk kalmış oğlum. Bir saksı kap gel. Nihat! Ben de meraklı değilim kocamış aslan görmeye. Çiçekler iki oldu. Bir de Murat var Mahir abi. Bedava askerlik parası ödersen senle bile evlenir. Tövbe tövbe. Ya bir adam bulamadın şuradan be Aysel. Ortak, Feys'te erkeklik dersi verecek adam mı arıyorsun? Ben bedavaya verebilirim. Nereye koyuyorsun Ferda? Şuraya koyalım. Nihat. Efendim? Oğlum ne yaptın sen saçına? Baktım saçlarım dökülüyor. Ben de kısa kestireyim dedim. Nasıl? Yakışmış mı? Yakışmaz mı? Cillop gibi olmuş. Mahir. Beni korkutuyorsun. Ya zaten bir iki seneye kadar hepten dökülecekti. Ben de kendim alıştırayım dedim. Dökülecek değil mi? Aa, dökülüyor. Tamam, yürü gidiyoruz. Ay sen de götürme ben orada. Nereye abi? Yürü, yolda anlatırım. Ne oluyor ya? Hayırdır? Ya Mahir abi. Ne? Bak, şimdi sen bana kardeşini uygun gördün ya. Biraz acil olmadı mı ya? Geç bile kaldık Nihat. Yıllardır gözümün önündesin. Senin gibi temiz, dürüst, efendi adamı nereden bulacağım ben? Ya anama haber verirdik bari. Anan Rize'de. Siz görüşün, tanışın, sözü keselim. Nişana 7 sülalene getiririm. Düğüne de, tamam mı? He, hadi. Mahir abi. He. Şimdi ben Altın'la evlenince aile şirketi mi olacağız ha kayıntı? Efendi adam dedik, 2 dakikada bozuldun ha. Topla kendini Nihat, topla. Kravat ne böyle oğlum? Ama abi. Dur, dur. Ya yenge, hele bak. Ya şu Nihat'ın yakışıklılığına bir de onun arası bir puan versen. Ben erkekleri tipine göre seçseydim abinle evli olmazdım Altın. Mühim olan karakterdir. Nihat 10 numara bir adamdır söyleyeyim. Ah, geldiler, stand up. Hoş geldiniz. Hoş geldin Nihat'cığım. Hoş bulduk yengeciğim. Bu kel değil. Ya birkaç sene olacağım inşallah. Ben Nihat, memnun oldum. Buyurun şöyle geçin isterseniz, ayakta kaldınız. Buyurun. Buyurun.
Ya şu arada bir para var olsaydı ne kadar güzel olurdu. tek başınıza mı yaşıyorsunuz yoksa? Evet, tek başıma. Peki ev kira mı yoksa size mi ait? Altın, çok ayıp. Kira. Ama inşallah Mahir abicim'in de yardımlarıyla artık krediyle bir ev alırız. Bakarız. Peki, daha önce başınızdan bir evlilik falan geçti mi? Bir ara bir nişanlanmıştım ama orada da kız altınları alıp kaçtı ya. Peki neden ben? Ya vallahi öyle hani özel bir nedeni yok yani. Mahir abicim beni tuttu kolumdan getirdi. Ama iyi ki de gelmişim ben yani. Nermin hadi biz içeri geçelim, rahat konuşsunlar. Yok, oturun. Ben giderim. Ben de geleyim mi? Oha. Yok, siz oturun. Bakayım bir. Yok, ben sana elektrik alamadım. Ne demek elektrik alamadım? Vereceğim şimdi sana 220 volt. Aldın mı? Beğenmedi beni yenge ya, beğenmedi ya. Dur, ilk görüşte aşk olmadığı kesin ama bir cool Nihat, göreceğiz. Acı yenge değil, öğrenemedin şunu. Affedersin yenge. Affedersin de değil, affedersiniz. Ayıp. Yıllardır yanında çalışıyor adam. Ya ne alakası var? Yanında çalışıyor diye evlenmek zorunda mıyım ya? Hem ben kararımı verdim, kutumu açacağım. Ne? Yani yapımcılarla konuştum, 15 gün içinde beni alabilirler ya. Bana bak, 15 yıl suratına bile bakmam. Çok ayıp oldu çocuğa. Daha konuşacağız seninle, daha konuşacağız. Nihat! Ay Nihat! Anne, ne oldu? Nihat abi niye ağlıyordun? Ne oluyor Nermin? Ay ne olacak? Hep burnum yüzünden oluyor dedi. Ağlayarak gitti Nihat. Rezil ettik çocuğu da. Neyse ben arar onun gönlünü alırım da bu altının ayarı kaçtı artık. Ne yapacağız Nermin? Anlaşıldı. Yine sabahki konu. Size kolay gelsin. Tamam. Bak Mahir, benim aklımda başka birisi var ama bu sefer taktik değiştireceğiz. Tanıştırmıyormuşuz gibi yapıp tanıştıracağız. Nasıl yani? Otur anlatacağım. Otur. Gel şuraya. Çok canım acıyor ya. Anlamıyor mu bu kız? Nihat'ı kaptığı gibi götürdü. Benim de uğraşacak kimsem kalmadı. Hadi ben de bari eve döneyim dedim Gülbahar. Hadi sen burada otur, ben mutfakta çalışırım. Yani kızın da senin kadar çalışsa çok iyi olacak. Deneme sonuçları geldi, rezalet. Bunlar Can'la dersleri iyice serdiler galiba. Ferdi, Gül artık Can'dan ders almıyor. Niye, ne oldu ya? Vallahi bilmiyorum, herhalde aralarında bir şey oldu. Ben de fazla üstelemedim. İnsan abisine, hocasına küser mi? Arayacağım Can'ı. İkisini alıp karşıma konuşacağım. Yok, boş ver. Sen karışmasan ha? Gülbahar, sana karışmam ama kızıma karışırım. Sen de bana karışma. Hadi. Gülbahar. Efendim Ferdi. İstanbul'un fethi kaçtaydı ya? Çok komiksin. Kolay gelsin Yeşil. Sağ ol abla. Muhtar içeride mi? Bir yere kadar gitti de birazdan gelir. İçeri girip orada bekleyelim o zaman. Ya hani alışverişe gidecektik. Gideceğiz Altın, dur heyecanlanma. Abinin muhtara çok önemli bir şey sorması lazım. Evet. İçeri geçelim o zaman.
Evet. Neymiş derdiniz söyleyin bakalım. Benim bir derdim yok baba. Hı. Ben çok dertliyim Ferda amca. Gül beni hiç dinlemiyor. Hayır dinlese anlayacak ama çok inatçı. Kızım niye dikkatini derslere vermiyorsun? Mesela bir konu var Ferda amca. Çok zor bir problem değil. Çözülebilir. Ama beni dinlemediği, kendi burnunun dikine gittiği için konuyu çözemiyor. Çözemeyince de sinirleniyor, bana küsüyor. Kızım, Can abinin sözlerini niye dinlemiyorsun? O senden çok daha tecrübeli ve bilgili. Evet, kesin. Evet. Orası kesin zaten babacığım. Çok daha tecrübeli kendisi. Tamam, o da ilk defa böyle bir şey yaşıyor. Biraz gergin, anlıyorum. Ama bu kadar büyütülecek, bu kadar abartılacak bir şey yok ya efendim. Tabii canım. Binlerce kişi giriyor üniversite sınavlarına. Ya ben onun geleceği için konuşuyorum efendim. Hem o kadar uğraşmışız, çalışmışız. Şimdi bırakılır mı? Değil mi Ferdi amca? Evet, evet. Onun için yarından itibaren tekrar başlıyorsunuz dertlere. Ya ama babacığım ya. Aması falan yok. Allah Allah. Öyle her şey kolay kazanılmıyor. Çabalayacaksın. Öyle her zoru gördüğünde kaçmak olmaz ki ya. Çok haklısınız efendim. Ben müsaadenizi isteyeyim. Güle güle ol. Babana da selam söyleme. Peki efendim, söylemem. Ya kızım, çocuk senin için o kadar çalışıyor, çabalıyor. Senin umurunda bile değil. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Ah babacığım, gerçekten benim için çalışıp çabaladığını bilsen ne yapardın acaba canım? Altın. Kızım bıraksana şunu. Bence erkeklere göbek yakışıyor yani, değil mi Mahir? Tabii canım, balkonsuz ev göbeksiz adam olmaz. Oo Mahir Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Nermin Hanım, ne güzel, ne güzel, hayırdır? Muhtar, tüketici haklarıyla ilgili bir şey danışacaktık da. Tabii de, hayırdır. Bu kardeşim Altın. Bu da muhtar, kıdemli muhtardır yalnız. Aynı zamanda kendisi European Union Information Office'inde baş danışmandır. Çok itibarlı bir kişilik yani. Muhtar, ne oldu? Dükkanı kiralayabildin mi? Ya sorma Mahir, kiracıyı çıkartamıyorum arkadaş ya. Muhtarın ilerideki pasajda bir dükkanı var, 80 metrekare. Ya, ev de sizin de değil mi Muhtar? Babadan kalma, yoksa biz bu devirde nasıl olacak alacağız efendim ya? Alırsın canım, alırsın. Senin durumun iyidir, araban da var. Şimdi anlaşıldı mesele. Aman efendim, daha bir şey anlatmadım ki, nereden anladın? Ya hep bizim salak Mehmet Ali yüzünden bu ciltleri karıştık yapmış. Bulamıyorum aradığımı ya. Avrupa Birliği müktesebatını yemiş yutmuş zehir gibi adamdır muhtar. Aynı zamanda apartmanımızın da yöneticisi kendisi. Herkes ona çok güvenir. Everybody loves muhtar. İçkisi yok, kumarı yok. Ya? Ya şimdi bizi bir duyan da hani kızınız var. Beni kızınıza isteyeceksiniz zannedecek ya. İnşallah. İnşallah, inşallah Mahir o defolu kazağı değiştiririz diyor. Kafası orada tabii hala adamcağızın. Şu tüketici haklarına bir bakabilsek. Tabii. Tikli efendim kendisi. Mahir onu beşikten düşürmüş. Bıngıldak oynayınca biraz kaçıyor arada. Altın gibi kalbi vardır ismiyle. Müsemma. Ya. Size Fransızca bir kitap aldım. Üzerinde de kambur bir herifin fotoğrafı var. Notre Dame kambur o. Her neyse. Siz içeri davet ettim. Hatırlamıyor Mesut Ekin. Türklerde bir adet vardır. Kapıya gelen misafir geri çevrilmez. Bu arada lensinizi takmadınız galiba. Evet Mesut Ekin. Kafanızı peruk takmışsınız. Ya. Sizin için kafama boynuz hariç her şeyi takarım, huni dahil. Bakın Mesut Ekin, beni etkilemek için yapıyorsunuz ama artık durun lütfen. Komik durum düşüyorsunuz. Komik mi? Geçen de elektrik kesildiğinde süper eğlenmiştik. Evet, elektriği de siz kesmiştiniz. Bıktım sizi sahtekarlıkınızdan, gidin lütfen. Lütfen sahtekarlık demeyelim.
Buna ortam hazırlama çabası desek daha doğru. Benim ortamda size yer yok müsün? Anlayın artık. Siz Türklere alışık olmadığınız için size öyle geliyor. Bakın kitabı buraya koydum. Ah, bakın Müsitikin, bu dünyada erkek olan bir tek siz, kadın olan bir tek ben kalsam yine de sizle sevgili olmam. Oha. Bu biraz ağır oldu. Söyleyene değil, sületene bak. Gönlünüzde yoksa bana yer, ben ayakta da giderim. Verdiğim geçici rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. Bundan sonraki yaşamınızda da size başarılar dilerim, matmazel. Ya yengem yine neyse de abi, ya sen beni hiç mi tanımıyorsun? Şu güzelliğe, şu zarafete bak, bir de şu varile bak. Ya bu adam benim hiç tipim mi? O tipin değil, bu tipin değil. Neymiş senin tipin? Hay senin başlayacağım tipine. Hiç. Hasta ettin bizi be. Yok alışveriş falan. Hadi yürüyün gidiyoruz. Binin. Gidin içeri. Yok yok. Ben üç kişi binemem. Korkuyorum ben. Zannedersin ki Galler Prensesi Kate Middleton. Ay buna da adam beğendiremiyoruz. Haspa. Unbelievable. Biz delikanlıyız matmazel. Beni çeken çeker, çekemeyen çeker gider. Yokluğunla terbiye olacaksın ama iş işten geçmiş olacak. Buraya kadarmış. Ay bu kermiş be! Ay yarabbim, ikinci görüşte aşk denen şey varmış. Ne yemek yaptın anneciğim? Ravioli. Ama halan sorarsa sosyete mantısı be. Şimdi hiç uğraşamayacağım lümpenlerin şahmeranıyla. Baban nerede? Televizyonda bir evlilik programına denk geldi. Tansiyonu fırladı, uzanıyor içeride. Kapı. Yenge! Kız yenge! Buldum, buldum. Ay senin kadar arayan Mevlasını da bulur. Aradığı kocayı da. Ha? Nasıl yani? Bu apartmanda bir tane kel var. Ne yapalım? İlaçlatalım mı apartmanı? Yok, bana yapın. Hangi kel bu hala? Buruş cinsin mengenede sıkıştırılmış hali. Bu boylarda falan. Çatı katındaki Bekir Bey 2 metre olduğuna göre... Tokatçı Tekin. Ay lakabı da var. Böyle belalık kabadayı falan mı ya? Vallahi bir yerden dayı. Yandaki komşunun dayısı. İğrenç ve kabadır da aynı zamanda, doğru. Şizrili Tekin'den hoşlanmış, inanamıyorum. Tencere kapağını bulmuş. Ama bu kapak halama değil, babama olmuş. Bence de delirecek. Is there anybody in? Yok yok, kimse gel. Gelmedi çocuklar. Gel gel gel. Hayrola? Tekin nerede? Ay sorma. Yine melankoli nöbeti tuttu. Hı. Daralttı beni, zor sepetledim evden. Hadi çabuk anlat bakayım, kızın servisi gelecek. Hani şu geçen gün gördüğüm Mahir'in kız kardeşi vardı ya, ismi Altın, kalbi Altın. Uzun lafın kısası, Altın loves Tekin. Ne? Yok yok. Yok, karıştırmıştır o, saçmalama. Hı. Hayır hayatım, baya baya beğenmiş seninkini. Evlenmek istiyor. Değil mi? Ay deli mi bu kız? Evet, birazcık deli. Mahir duysa adam felç geçirecek. Onun için ben önce sana açayım dedim konuyu. Ay Tekin bir evlensin. Yani beni bir düğün kesmez, 5 düğün göbek atarım da. Daha ne? Ya kardeşim mardeşim de, ya ben bu serseriye kefil falan olamam yani. Ya elin kızına yazık değil mi? Evet Tekin biraz stupid ama tanıdık beni bulamazsak gidecek evlilik programlarına katılacak. Yani benim için no problem. İsterse gitsin Eurovizyon'a katılsın ama Mahir ölür sinirinden. Ben bu saatten sonra yeni koca da bulamam. Onun için sen bir Tekin'e çıtlatsan Rozbahar. Tamam tamam. Ben Tekin'in kulağına su kaçırırım. Thank you very much Rozbahar. Hallediniz. Defol! Defol evimden, defol. Ne evi be? Kokulara bakılırsa esnaf lokantası burası. Türk mutfağı böyle kokar. Tabii o senin ecdemi burnun anlamaz bunu. Hadi, hadi canım, hadi. Git de kuaförünün meziyetini görelim. Desperate housewife seni.
ne? Ben kapıdan içeri girene kadar çıt çıkmıyordu. Ne oldu da koptunuz bir anda siz? Dengesiz. Çünkü kendisi dengesiz. Haklısın anneciğim. Ben de oğlundan dertliyim zaten. Biz ana kız, ana oğul bunlarla cebelleşmek zorundayız sanki ya. Şu hale bak ya. Şarj aletim bile burada. Olmayacak duaya amin diyeceğiz diye kaç aydır ardiyede yaşıyoruz resmen. Başka ne? Of Can, vazgeçmeyecek misin ya? Sen benim eve giriş çıkış saatlerimi mi gözetliyorsun? Buna romantik olarak yollarını gözlüyorum diyelim. Ne yapıyorsun? Senin için helikopter kaldırıyorum bebeğim. Daha ne yapayım? Kaşımı gözünü çıkartacaksın ya! Merak etme bebeğim, uzun yıllardır helikopter pilotuyum ben. Ha belli. Neyse, bilezik ulaştı ya, görev tamam. Sen zaten biraz sonra bize derse gelmeyecek misin? Ne yapıyorsun böyle deli deli işler? Ne bileyim, dayanamadım, hemen vereyim dedim. Yalnız çok güzel ha. Dur sen daha, dur. Bugünün sürprizleri bitmedi. Bomba havadislerim var, az sonra. Adı Tekin Meloş, tokatçı Tekin. Kız tokatlı değil, sen beni dinlemiyor musun? O kadar yakışıklı, o kadar hoş ki. Anahtarlık gibi namussuz. Ay geliyor galiba. Kız kapat. Ben size yardım edeyim. Ay, 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 çok mersi. Ay ne kadar teşekkür etsem azdır. Çok kibarsınız. Bugüne kadar hiçbir faydasını görmedim hanımefendi. Yukarı mı çıkıyorsunuz? Siz? Ben genelde dibe inerim. Ama isterseniz sizi yukarı çıkarabilirim. Yani dibe inerim falan derken? Şöyle söyleyeyim. Ağaçtan kopan yaprak rüzgarın oyuncağı olurmuş. Ay ne romantik. Ben bunu eniştemin tırının çamurluğuna yazmıştım. Neyse. Tutunun bana. Hop 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 hop. Hoppa. Ben sizi yukarı çıkarayım. Yok olmaz. Yani bu ayakla hiçbir yere basamam. Çok acıyor. Burada biraz böyle kalsak. Ama bu ayağın hemen sarılması lazım. Ha, derhal sarılalım. Hangi ayaktı? Bu ayak. Ay, ay. Can ne kadar büyük talihsizlik. Nasıl gındırlandım, nasıl düştüm anlamadım ya. Ay, ay çok acıyor. Ama pek bir şişlik gözükmüyor. Sizde epey bir şişlik var. Çıkıp bir yürüyüş yapsanız, biraz spor falan. Belki incelirsiniz inceden. Hanımefendi. Asıl ben sizi inceliğe, zarafete davet ederim. Aman be, ne haliniz varsa görün. Tekin canım sıkıldı benim, çıkıyorum ben. Ay, 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 ay. Nasıl kadar acıyor. Vallahi şu adama laf soktunuz ya, benim gözümde yetim giydirmiş kadar oldunuz, helal olsun. Ay ne kadar sevindim. İnşallah bu vesileyle beni de affedersiniz. Malum dün size bir sürü laf soktum. Yok canım, zaten aklım başımda değildi. Canım hiç acımadı. Ama bakın, peruk size hiç yakışmamıştı. Böyle o kadar hoşsunuz ki. Bence de. Zaten ne demişler? Ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün. Ay ne kadar genel kültürlüsünüz. Bu da tır yazısı falan gibi bir şey mi? Yok, bu Mevlana. Ay süpermiş.
Ay. Eyvallah. Artık zaten ne peruk var, ne yalan aşklara yelken açmak, ne de aşkın hakemi. Zaten ben de oynamıyorum. Bu da mı Mevlana? Yok, çarpılırız. Bunu ben çizdirmiştim. Ya böyle bir kitap falan yazsanız, bilgi birikiminizi paylaşsanız toplumla. Vallahi düşünüyorum ama yeryüzünde o kadar kağıt var mıdır, onu kestiremiyorum. Ay, bayılacağım ya. Yok yok, bayılmayın. Zaten bitti. Geçmiş olsun. Bence de. Bunları arttırdım ben. Artık bir şey lazım olursa takarsın. Buyur. Tabii tabii. Çok teşekkür ederim. Nasıl ikna edeceğim ben bu serseriyi evlendirmeye? Hayır, ettim diyelim. De yazık değil mi evlenecek kıza? Yazık. Of. Hoş geldin. Hoş mu görünüyorum? Yok. Yok yok, lafı fazla uzatmaya gerek yok. Ben sana kısmet oldum Tekin. Olur. Ne? Tamam. Sen git iste, ben imzaya gelirim. Ama yine ne oldu ya? Oğlum öyle ben imzaya gelirim diye cart diye evlenir mi hiç? Evlenirim derim terlik. Evlenmem derim terlik. Bu evde terlikten kurtulmanın bir yöntemi yok mu ya? Yok. Böyle saçma sapan davranırsan her türlü yersin terliği. Hem kim diye sormayacak mısın bakayım? Kim? Mahir Bey'in kız kardeşi Altın. Tamam olur. Git iste. Üstüme de gelme. Yemin ediyorum intihar ederim ha. Böyle saçma sapan konuşup pişman etme konuştuğuma valla. Ya öyle hemen istenir mi hiç? Bundan sonra böyle abla. Yiyemeyeceğim yemişlerin peşinde koşmaya paydos. Ben hem tanıştım o kızla, aramızda bir elektrik atlaması falan oldu. Sor bakalım, üzerine ev araba varsa benim için problem değil, zırt diye evlenirim. Anne, zar zor çıktım banyodan, çabuk söyle, dayım kimle evleniyor? Mahir Bey'in kız kardeşi Altın'la. Ne? Ya, dizi gibi değil mi? Birbirine düşman iki aile, garip bir evlilikle akraba oldu. Yeni dizimiz Buyurun Cenaze Namazı'na pek yakında bu kanalda. Ay iğrenç sardı. Ama o kadar tatlı sardı ki hayvan. Yani senden korkulur Altın. Aa, abimi kafeslemek için tüyo alırken hiç korkmuyordun ama yenge. Geçmişe mazi, geleceğe future Altın. Açmayalım eski defterleri. Hello, Nermin speaking. Don't speak. Ardiye'ye gel. Hadi. Okay, okay. Welcome, welcome. Rozbahar, farkındaysan seni sadece üniversiteye hazırlamıyorum. Aynı zamanda İngilizce de öğretiyorum bebeğim. Ay sus iki dakika, ukala dinle. Tekin, kabul etti evlenmeyi. Ciddi misin? Yes. İyi de Ferdi ile Mahir'i ne yapacağız peki? Yani, vallahi saçma sapan bir iş yaptık. Ne Ferdi gider Mahir'den kız ister, ne de Mahir Ferdi'ye kız verir. O zaman ben birazdan sana geliyorum. Hemen bir plan yapmamız lazım. Yok yok, gelme. Yeşim gelecek temizliğim. O zaman kafede buluşalım. Tamam. Hadi bye. Hadi, hadi bye. Bye. Altın, sana bir müjdem var. Ne oldu yenge? Tekin de sana bayılmış. Hadi be! Vay anasını sayın seyirciler! Evleniyorum lan! Evleniyorum! Benim hemen kuaföre gitmem lazım. Dur kızım, nereye gidiyorsun? Hemen sevinme, bir dinle beni. Ne duracağım be? Altın! Koptu gitti stupid. Oh God! Şunları bir başı gözetsek de bir taşla iki kuş uçurabilsek şu apartmandan. Çantam. Hem crew hem Gerzo. Gül. 7 kere 8. Dayı. 7 kere 8. 56. Doğru mu? Sen de bilmiyorsun değil mi canım?
O zaman senin soruna geçiyorum. Halanın en sevdiği çiçek hangisi? A. Karanfil, B. Lale, C. Papatya, D. Dayıcım olmuş. Gül. Gül. Dünyanın en geveze çiçeği. Ben kapıya bakıyorum, siz etüte devam edin. Etütün ne demek olduğu hakkında en ufak bir fikri yok, biliyorsun değil mi? Gül, duyuyorum. Tekin Bey. Ne kadar hoş olmuşsunuz. Yalan. Hala, bu ne hal? Sen sus. Sus. Şey, size bir hediye aldım da onu bırakayım dedim. Ne kadar naziksiniz. Beni. Keliniz üşümesin diye. Ay maşallah ne kadar çok yakıştı ya. Gülsem mi ağlasam mı karar veremedim. Aa, Gül dayıcığım, Gülsel. Mitokondri nedir? Buyurmaz mısınız? Ay, buyurayım. Vallahi Tekin gidecekti. Ferdi gözümün içine bakıyor. Mahir de hemen kardeşi evlensin istiyor. Peki şimdi bunlar nasıl akraba olacak? Yani ha Ferdi ile Mahir, ha Habil ile Kabil. Yani nasıl olacak? Bak şimdi, ilk aşamada kafadan karşı çıkmasınlar diye sen altından bahsetmeyeceksin, ben de Tekin'den. Tamam. Hı hı. İkinci chapter. Yani ikinci aşamada da şöyle bir şey yapacağız. Biz bu evliliğe o kadar ters bakacağız ki onların zoruyla olacak bu evlilik. E bir kere evet dedikten sonra da geri dönemeyecekler. Güzel. Evet. Ne güzel yer burası. Merhaba. Merhaba. Abinle Kabil. Var. Yakalandık. Vallahi yakalandık. Yakalandık. Hayal ediyorsun. Ya, bak. Bak eğer bunlar bizim samimiyetimizi görürse valla hiç bizi dinlemezler, sallamazlar bizi. Ne yapacak? Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ben eve nereye gidiyorsun Rozgar? Eve gidiyorum. Var. Ne söyleyeceğim? Biz geri zekalı. Kompleks yuba seni. Nermin'in? Ne? Bu hayvanın karısı sana bir şey mi yaptı? Mahir o kadar sinirliyim ki şu an konuşamayacağım yani. Gülbahar, bu kılıbığın karısı sana bir şey mi söyledi? Bu kala dümbeli her yerde karşıma çıkıyor. Çok sinirliyim, ben eve gidiyorum. Eve gidiyorum. Kala dümbeliymiş. Sensin, avam kamerası. Yürü Mahir, yürü. Skandal. Sen bana biraz önce hayvan mı dedin? Ağrına mı gitti, cücük? Senin gibi bir hanım köylü olacağıma... Delikanlı bir hayvan onu yerim be. Sabahtan beri kavga kavga. Yeter beyler ya. Yeni sevkiyatımızı kutlamaya geldik. Yapmayın artık. İkinizin de gösterdiği masayı istemiyorum. Ben seçeceğim. Bu masaya oturacağız. Kelimden öpmek ister misin? Ay. Şimdi olmaz, çocuklar var. Arsız. Sonra. Kel'dense sorun olmaz canım. Siz bizi mi dinliyorsunuz Can? Dayı ama fonda Love Story yaşanırken biz burada nasıl taş çalışabiliriz ya, değil mi? Ya uyan Tekin. Ben geldiğimden beri fısır fısır bu çifte kumrular o. Ya ne çifte kumrusu alacım? Ya bırak şimdi. Bu apartman 5 kuruş fatura ödemeden bunların yaydığı elektrikle aylarca aydınlanır. Yemin ediyorum. Neyse biz derse dönelim hocam. Vallahi nereye dönerseniz dönün de çok yakışıyorlar değil mi? Maşallah. Bir dakika. Yakışma falan yok. Bir kere Can, Gül'ün hem abisi, hem hocası, hem de komşusu değil mi Can? Tabii canım. siz biraz maço musunuz? Maçoluk kavramı ben ilk postamı koyduktan sonra oluşturuldu. Öyle yakınlaşma falan olmaz. Bizim gözümüzün önünde. Sıkar. Şu kası gördün mü? Evet. Çok iyi kas. Ay, dokunabilir miyim? Dokun. Ay.
Hadi valla. Bak işte. Bak şimdi bana. Bak. Adi. Adi. At. Seni seviyorum Tokatçı Tekin. Evlen benimle. Hayatının kadını olmak istiyorum. Allah seni cezanı vermesin. Bana bak, bana bir daha Tokatçı Tekin dersen yemin ediyorum tokat manyağı derim seni. Abla şuna bir şey de. Ay İlahi Emre, nereden buldun da giydin onu? Kanka balkonun tülünü sokmuş. Allah kahretmesin seni. Nerelere tırmandın sen ha? Gel buraya. Gel buraya. Ben tırmanmadım, ablam çöktü. Ne? Anne babana kızı yok ya. Bir de... Abla sıkıştırdın maymunu, yapıştı. Ya kendi işlerim yok. Sabah ne yıkadın benimi? Sabah yıkadın. Hayırdır? Ne oluyor Gülbahar? Ay Ferdi. Geç geç iki dakika. Seninle acil bir şey konuşmam gerek. Hazır bunlar da yokken. Yani şu Nermin'i payladığın içinse takma kafana. Ağzına sağlık. Ben de şu kılıbık kocasının gelişine bir yapıştırsam çok rahatlayacaktım ama. Tekin'e kısmet çıkmış. Şaka yapmıyorum. Ne diyorsun? Harbi mi? Verdi mi gitti? Dünyada vermem. Deli misin sen Gülbahar? Bir daha kim ister bunu? Kakıçlayalım gitsin. Kadın dul, evlenmiş, boşanmış. Ve akıllanmamış. Bizim dingini istiyor. Kimse kim, alsın ayrını görsün. Tekin de aynı fikirde. Git konuş onunla. Ben dünyada kardeşimi dul kadınla evlendirmem. Ay come on Mahir. Yani altının ilk bulduğu kısmeti öyle atlanır mı hiç? Atlamak ne kelime. Bu dostlama koçbaşı gibi kafa üstü dalarım. Nermin delirdin mi sen? Yahu evlenmezse ulusal kanalda kendine koca arayacak manyak. Ay bırak, kısmeti oradaysa orada arasın Mahir'cim. Ay konuş altında, vazgeçsin bu işten. Ben öyle işsiz sapsız bir baltaya sap olamamış adamı görümcemi vermem şahsen. Hayatta konuşmam. Adam kimse neyse fark etmez. Ben onu yanımda işe alıyorum, düğünlerini de ben yapıyorum. Oldu bitti bu iş. Haydi yallah tazik. Yallah tazik ne demek El Habibi? Kız kardeşinden bahsediyoruz burada. Yuh Mahir yani, yuh. Evlendirmem Ferdi. Konuş. Düğün hazırlıkları başlasın. Wow. Nasıl? Çok şıksın. Ovalım artık. Kız istemeye geliyoruz. Vallahi ben bir şey olacak diye çok korkuyorum. Boş ver. Çıksın olay. Çıksın ki bizim için tatbikat olsun. Kendi ilişkimizi açıkladığımız zaman neler olabileceğini görmüş oluruz. Değil mi? Yani. Gül! Neredesin kızım? Geliyorum baba. Hadi bakalım. Film başlıyor. Derin bir nefes al. Yüzükler sende değil mi Gülbahar? Bende enişte. Altınlar hakiki değil mi? Bak rezil olmayalım. Yok daha neler enişte. Ay Ferdi, çiçekleri unuttum dur. Bende ya anne. Ay. Bir sakin olun. Gül. Geldim geldim. Hadi ya trafiğe takılıp gecikmeyelim hadi. Hadi. Ay emin ol gecikmeyiz Ferdi'cim. Hiç gecikmeyiz. Ne biliyorsun? Hadi yürüyün. Aa Ferdi dur dur. Çikolatayı unuttuk. Koş koş mutfaktan çikolatayı. Koş koş koş. Koş 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 koş. Vallahi çok heyecanlıyım ha. Ya ben de vallahi. Sana ne oluyor can? Bak nereden? Hemen vermeyeceğim, biraz kanırtacağım ona göre. Orası kesin. İnşallah geç kalmazlar. Uzakta mı oturuyor acaba bu dünürler? Kalmazlar kalmazlar. Sen hiç merak etme hayatım. Emre, hadi oğlum çağır şu asansörü. Gerek yok baba. Emre, çıldırtma adamı. Ne gülüyorsun oğlum? Enişte zaten biz gerginiz. Bir de sen gerginlik yaratma ya. Bizde bir gariplik var ama. Hadi ailesi. Ya girsenize. Sen niye çaldın şimdi o musibetin kapısını?
Abinize bir cevap verin be! Efendim, welcome, welcome. Hoş bulduk, hoş bulduk. Yalnız biraz münasebetsiz bir zamanda geldiniz Gülbahar Hanım. Çünkü bizden kız istemeye gelecekler. Biz de size gelmedik zaten. Biz de kız istemeye gidiyoruz. Hadi. Yok, kız isteyeceğimiz ev burası Ferdi'ciğim. Ne? Ne? Hadi, hadi Emre'cim gel. Çikolatayı ver. Buyurun, buyurun, buyurun. Hadi, buyurun. Hadi Ferdi. Buyurun Ferdi Bey. Hadi Ferdi. Ha, hadi Ferdi. Hadi Ferdi. Yani sırf şu istenecek kıza ayıp olmasın, gönlü kırılmasın diye oturuyorum. Ayıp, ayıp. Bana yapılır mı bu ya? Hepinizden beri vardı değil mi? Vallahi ben de yeni öğrendim enişte. Ben bu kadınla mı evleneceğim? Çekin! Ortam yumuşasın diye ya. Yazıklar olsun Gülbahar. Hani şu kılbuk herifle beni akraba yapacaksın öyle mi? Yani Ferdi, evlendirmeyelim dedim, sen uzattın. Ya ben de bu kızın kim olduğunu sonradan öğrendim. Üstelik kavga ettiğim kadınla sırf senin inadın ve kardeşimin mürvetini görmek için konuşuyorum. Ya istiyorsan kalkalım ha? Kalkalım. Tekin de bizimle yaşamaya devam etsin. Ne dersin ben? Beni resmen oyuna getirdiniz Nermin. Orada stop bakalım Mahir. Sen o kadar bastırdın ki bu evlilik olsun diye... ...senin yüzünden o cadalozla muhatap olmak zorunda kaldım. Ben de sonradan öğrendim Tekin'e aşık olduğunu. Ya o Tekin'e kız mı verilir? Bırak kızı, tavuk bile emanet edilmez o herife. Ya evet, biraz stupid, biraz da hobbit ama... ...alırsınız yanınıza, adam olur canım, ne var? Ha, peki Mahir, peki sen bilirsin. Çıksın altın o programa, Tekin'den daha beterini bulsun... ...üstüne bir de Türkiye'ye rezil olalım, olsun bitsin bu iş. Ya şimdi bir de dünür mü olacağız bu katlamış aslanda? Ay, come on Mahir, ayıp olacak insanlara, hadi lütfen, hadi. Hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim kızım, sağ ol. Efendim tekrar welcome. Kusura bakmayın biraz böyle sıkıştık ama artık. Olsun, önemli değil efendim, önemli değil. Sana da gazoz getirdim, ufaklık. Çikolatayı açacak mısınız? Emre. Al şeker. Atışıyor musunuz Ferdi? Havalarda bir acayip bu aralar değil mi? Sana ne oluyor be? Konuş o zaman baba. Oğlumuz ne iş yapıyor? Oğlumuz NASA'da çalışıyor. Astronot olarak. Bu dünürlerde ne gevşek çıktı be. Bilmiyormuş gibi ne soruyorsun be? Şimdi ben toptan korsan DVD işine giriyorum. Avrupa'nın tamamında yasak ya, büyük bolu vuracağım. Hah, işte hayallerimdeki damat adayı. Tabii Ferdi'ciğim, sizin yanınızda çalışması daha münasip olur değil mi? Kesinlikle Gülbahar Hanım'a katılıyorum. Netice itibariyle gençler birbirlerini beğenmişler, sevmişler değil mi efendim? Maalesef. Yani biz de sanki sizden kız istemeye çok meraklıydık. Meraklı değilmiş. Resmen Tekin'i bize kakalıyorsunuz be. Hayır.
Vallahi kalkar giderim. İyi, git be. Gidersen git, git. Hadi. Gidiyorum be. Hadi. Çikolatayı açmayacak mısınız? Emre. Hadi Mahir. Vereceksen ver şu kızı gidelim. Önce isteki verelim. Ay baba ne olur artık işte bak şiştik ya. O zaman Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız altını oğlumuz Tekin'e istiyoruz. Biz de istemeye istemeye de olsa veriyoruz. Hayırlı olsun. Size de. Tekin'i sütlemek. Dedim al şunları anne. Tamam hemen yapıyorum. Hadi biz o arada fotoğraf çekiyoruz. Geç, geç. Hadi Emre, hadi oğlum. Geç, hadi yavrum. Çek bakalım. Neredesin? Hadi bakalım darısı başımıza. Beni yaksın. Daha ilk günden serdin işi değil mi Sibidi? Aa günahını alma çocuğun. Nerede o zaman? Gelir. Buradayım enişte. Ta 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 tam. Vay laciler çok yakışmış damat. Evet enişte. Dün gece eski Tekin'i gömdüm. Yani bugün benim doğum günüm. Bundan sonraki hayatımın ilk günü. Hadi hadi inşallah. Öyle bir aile babası olacağım ki eniştem bana bakıp acaba bende ne hata var diye kendine çeki düzen verecek abla. Teoriyi bırakalım, pratiğe bakalım. Yürü. Buyurun enişte. Hadi, hadi selametle. Aklınızla gidin, aklınızla gelin. Oh, Allah'ım şükürler olsun. Bu evlilikte keramet varmış. Tekin bayağı bayağı değişmiş. Tekin. Beni görmeden mi işe gidiyorsun? Olur mu balığım? Uyanmadın diye çalmadım kapıyı. Bak sana bulgurla kuru yaptım. Yanına da turşu kattım. Ah ellerine sağlık benim minik fasulye. Tekin, hadi vedalaşın oğlum. Akşama sana ne getireyim? Kendini getir yeter. Ah, biterim. Yeri değil ama bu kadın dur. Bunun eski kocası nedir, ne değildir? Adam arız olmasın. Biliyorsun Mahir kılıbığın teki. Sonra bizim başımız belaya girmesin. Yok ben işte. Biz konuştuk o konuyu. Yani o iş bitmiş. Bu izini falan kaybettirmiş, telefonunu bile değiştirmiş yani. Yani herif arıza. Aman be enişte, arıza olsa ne olur? Tutar anteninden görüntüsünü düzeltiriz yani. Seninki de laf. Yorma kafanı. Eşim, ne yapalım be? Sağ ol abi, siz nasılsınız? İyi. Hayırlısı olsun Tekin Bey. Yeni duyduk. Sağ ol eşim. Kıskananlar çatlasın. Kötüydü. Portakal aldım sana. Ha, merci de ben mahalleden istedim. Sen neden getirdin? Aman abla o aşağıda uyur. Top patlasa duymaz şimdi. Aa. Şey duydun Tekin abi evleniyormuş. Evet haberim var. İnşallah bana inatından yapmıyor böyle şey. Niçin abla? Çok kötü konuştum onunla geçen gün. Tekin bu hak etti ama. Bana inattan evlenir. Ama bana bir şey olmaz. Siz Türkler güzel bir laf var.
kendin yakar. Vallahi doğru söylen abla. Yani olay anlattığın gibiyse bu iş patlar. Neyse yeşim. Teşekkür ederim. Bir şey değil abla, görüşürük. Görüşürüz. Aşkım, işi soracağım. Bugün ders yapmasak ya. Benim canım hiç ders yapmak istemiyor. Yarım saat sonra kafede buluşalım mı? Tabii ki Gül. Kimya sınavın varsa bugün ders çalışmayabiliriz. Ama ben sana bir yarım saate geometri notlarını göndereceğim. Onlara bir bakıver. Ne geometri? Ne diyorsun ya? Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Bir anlaşamıyoruz doğru düzgün. Geometri not demiyorum. Yarım saat sonra kafede buluşalım diyorum. Yarım saate gelir diyorum. Sesimi duymuyor musun? Kız yenge, bu Can'la Gül birbirlerine yakışıyorlar değil mi? What? Ne? Ne alakası var canım? Böyle saçma sapan şeyleri dillendirme lütfen Altın. Ay bir şey dillendirdim yok. Birbirlerine yakışıyorlar dedim. Yok öyle bir şey. Onlar birbirlerine o gözle bakmıyorlar. Can onun hocası. Aynı zamanda o kadar kız dururken benim oğlum komşu kızına mı kaldı yani? Vay. Kız yenge sen de komşu kızı değil miydin? He? Belki babasına çekmiştir. Kurtun oğlu kurt olur. Oo. What the hell are you talking about? Ne? Ne? Bu da İngilizce bir deyim işte. Bırak zevzekli de şu gelinliklerden seç hadi bir tane. Hadi. Beğendim. Bunu beğendim. Hiç olmaz bu sana. Senin boyun kısa. Yerlerde sürünür kızım olmaz. Şöyle bir şey bakacaksın sen. Şey. Trapezler. Biraz böyle göğüs dekoltesi olsun mu? Dekoltesi olsun ha. Ha ha. Benim de sana bir dekolte şuradan uzayar. Şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş. Kıvrım kıvrım kıvrılmış. Hayırdır kızım? Bu ne hal? Ne var halimde anne? İki gün önce duvarlara bakıyordun. Şimdi maşallah neredeyse göbek atacaksın. Anne mavi şortum nerede? Tamam bakarız çocuğum. Hı? Ne oldu? Söyle de birlikte sevinelim. Ay anne olan bir şey yok. Öylesine mutluyum işte. Cercesi de tekrar derslere başladı ya. Ondandır. Ne diyorsun be gerizekalı? Anne yüz veriyorsunuz böyle aslanı istiyor. Tepemize çıkıyor ama ya. Doğrusu konuşmayın daha benimle. Ben şaka yapmıştım anne. Da ablan çok ciddiye aldı. Neyse. Vardır bir sebep. Hadi hayırlısı. Gel. Ne renkli şortun? Sevgili eniştelerim, yarın öbür gün dünür olacaksınız. Kaldırın aranızdaki bu çiçekten barajı. Bu çiçekleri birbirinize sevgiyle sunmanız lazım. Bana bak, ortalıkta öyle sevgi kelebeği gibi dolaşma, yersin kafana odunu. Biz böyleyiz Tekin, sen kafana göre takıl. Selamün aleyküm. Hah, iyi ki geldin Nihat. Şimdi sen bu Tekin'i al, biz kimlerle çalışıyoruz? Nerelere sevkiyat yapıyoruz? Bir güzel öğret. Hayrola ya? Haberin yok mu Nihat abi? Tekin'in altını dün nişanlamışlar. O da artık bizle çalışacak. Öyle mi? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bir kızı 40 kişi ister, bir kişi alır. Nihat. Hadi Nihat, öğret bana. Bilmediğim her şeyi öğrenmek istiyorum. Bilgiye, çalışmaya açım ben. Doğrudur. 40 yıldır yatıyorsun be. 39 enişte, teessüf ederim. Hadi Nihat, hadi. Bak, dayımların nişan fotoğrafı. Nişanlananlara dikkatli bak. Sen iyice saçmaladın ama Can, bu ne ya? Niye ya? Ne demek niye ya? Babam bu fotoğrafı görürse bizi ne yapar biliyor musun? Kendi kendine sahte nişan fotoğrafıyla öldürtecek bizi ya. Manyak mısın sen? Anlamıyorsun Gül. Bu fotoğrafa dikkatli bak. İki aile arasında nişan var. Bu fotoğraftaki bütün kafalar istediğimiz gibi yer değiştirebilir artık. Bu fotoğrafta bizim için umut var. Görmüyor musun? Ay evet şimdi gördüm ya. Hakikaten var. Oh be. Hele şükür yani. Sen bir kendine gelsene sen ya. Ne oluyor? Az önce romantik romantik konuşuyordun. Ne oluyor hemen Maganda'ya bağlıyorsun? Ayı mısın ya? Ne öyle hele şükürler bilmem neler. İşte ben bunu seviyorum ya. Neyi? Böyle manyak bir sevgilim var onu seviyorum. İyi tutalım o zaman.
Hiç bırakmam ki lan orayı. Sosyalde 5 netim var. Bravo Rozbahar. Geçen ders 4 taneydi, ilerleme kaydediyorsun. Ay vallahi bana kalsa böyle biraz daha rahat çalışsam o Oxford'u da kazanırdım ya. Hadi neyse. Hadi bir çay dök bakayım gelin. Sen sık dişini biraz abla. Biz Tekin'le bir evlenelim, bir düzenimizi oluşturalım. Ondan sonra ben cart diye sinkilen arasını bir eritirim. Ondan sonra rahat rahat, ferah ferah çalışırsınız dersinize. Aa, hakikaten bunlara bir de düzen kuracağız değil mi? Eviydi, barkıydı, beyaz eşyasıydı. Aa, ne gerek var şekerim? Artık lüks residence'lar var. İçinde her şey var. Otel gibi düşün. Alıyorlar bavullarını, hop gelip yerleşiyorlar. Tutarız bir tane onları, olur biter. Aa, yok yok, onlar pahalı olur. Ya onlar en iyisi bize yakın bir yerde, uygun fiyatlı bir yer tutsunlar. Ben gider içini yaparım. Nevresim iyiydi, perdesiydi, her bir şeyini yaparım. Residence'a gelmiş gibi hissederler vallahi. Hem Tekin'in çeyizinin yarısı da hazır. Ay, Tekin'in çeyizi mi var? Tabii. Rahmetli annem hepimize yapmıştı. Nur içinde yatsın. Üzgünüm Rozbahar ama cheese out. Hiç de değil, in. Üstelik ben kızıma da yapıyorum. Örtüsüydü, nevresimiydi, her bir şeyi. Yapıyorsun şekerim, yapıyorsun yapmasına da. Acaba hangilerini sevecekler evlerini, ben çok merak ediyorum. Şekerim artık uğraşma öyle şeylerle. Böyle cheese'di meyiz'di, banal şeyler bunlar, geç. Ne kadar örf, adet, eskiye kalma şey varsa banal o zaman ha. Yok öyle şey. Öyle saçma şey olmaz. Asıl saçma olan şey, sırf adet diye çocuklarımızın hayatta kullanmayacakları şeyleri böyle sandık sandık senelerce biriktirmemiz. Sizin gibilere kalsa, danteliydi, nakışıydı, göz nuruydu, el emiğiydi, belgesellerden öğrenir yeni kuşak, gençler. Ay, o kadar meraklıysan git bir dikiş nakış kursu aç Allah aşkına. Aa, ne güzel söyledin, doğru vallahi. Sen de gelir iki şey öğrenirsin. Aa, o zaman ben bir nişanlımı arayayım falan değil mi? Hadi bakalım, siz de çok teneffüs yaptınız. Hadi. Çalışın, çalışın dersinize. Ver şu sayısallarına bakayım. Ver. Altınım, bir tane. Olur mu öyle şey? Kim karışır bizim evin perdelerine? Tabii ki biz seçeceğiz. Tabii. Beyaz eşyaları da biz seçeceğiz. Fırını da biz seçeceğiz. Buzdolabını da biz seçeceğiz. Tabii. Her şeyi biz seçeceğiz. Yatak odasını da biz seçeceğiz. Beşi bir yerden. Takma sen böyle şeylere kafanı. Hadi keyfine bak, öpüyorum. Tekin. Efendim enişte. Sen git bir hafta işe gelme. Hayırdır enişte? Abi oğlum. Sen yeni evlenecek adamsın. Git dalgana bak ya. Olur mu öyle şey enişte? Olur olur. Bunun davetiyesi, damatlı bir sürü angaryası var oğlum. Ah, yuva kuruyoruz enişte. Angarya olur mu? Tabii canım. Ne zevkli şeylerdir onlar. Gelinlikçi, gelinlikçi uğraşmak. Harbi mi diyorsun enişte? Hele davetiye seçmek. Önüne 1000 tane seçenek koyarlar. Hangisini seçsem, hangisini seçsem diye nasıl eğlenirsin biliyor musun? Hadi canım. O zaman benim durduğum kabahat. Hadi haftaya görüşürüz. Hadi güle güle. Cin geçiniyor ama harbi salak bu ya ortağım. Yani o günleri düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Hadi be. Aysel, kahve buraya. Düzem, kahve buraya. Aysel, kahve buraya. Düzem, kahve buraya. Aysel.
Getirttiğin minimalist halıya ne yaptığını zannediyorsun bohçacı kadın? Esas sen bunca yıllık çeyizime ne yaptığını zannediyorsun ha? Beceberrut seni! Ne var ya? Esas siz benim düğün hazırlıklarıma ne yaptığınızı zannediyorsunuz be? Sizi gibi manyak dünürler! Bir şey söyledi mi? Boşanmak istiyorum. Salak, sen daha evlenmedin ki boşanacaksın. Kurtar beni, kurtar. Fırıldak. Döndün değil mi fikrinden? Yazık kızcağıza be. Yo. Bu modelden ne bekliyordun ki muhtar? Benden koca olmaz. Yarın, öbür gün o kız benden onu kurtardığın için sana dua edecek. Ne olur muhtar. Kurtar beni, ben daha evliliğin hazırlığına dayanamıyorum. Evlenirsem ölürüm ben. Ya Tekin bak şimdi sana da üzüldüm ama kıza daha çok üzülüyorum ya. İkinci defa yani dul kalmış sayılacak, yazık ya. Yok, sayılmaz. Gelen gideni aratır muhtar. Ben adam değilim, benden koca olmaz. Ne olur muhtar, kurtar beni. Sus bir iki dakika, sus. Gelen gideni aratır diyorsun. Bir gelen varsa bir de giden var. Ama giden geri gelirse o zaman yeni gelene ihtiyaç kalmaz. He? Biz bunun kocasını bulacağız, onunla barıştıracağız. İyi fikir. Tabii. Ve kocayı nereden bulacağız? Bey sen şimdi bunun nikah işleri için almışsındır TC vatandaşlık numarasını. Ver onu bana. Ya ben o numarayla değil altını yedi ceddini ortaya çıkartırım ya. He? Ben eski muhtarım oğlum, boru değilim. Süper. Hadi. Seviyor musun sen bu altını? Ay, sevmek ne ya? Zaten sevmese telefon adresi olmadan atlayıp kadının peşinden İstanbul'a gelmez, değil mi? Anladım. Peki aldattığın için pişman mısın? He ya. Özledin mi karını? Ay, özlemek ne ya? Bak kardeşim, merak etme tamam. Biz seni karınla bir araya getireceğiz. Ama ondan sonra ağlar mısın, inler misin? Ayağına mı kapanırsın, özür mü dilersin? Onu bilemeyiz. Ay, özür ne ya? Ama bıraksalar, altın ben kendimi yaksam affetmez. Bence hiç öyle düşünme, affeder, affeder. Affetmez. Affeder, niye affetmesin ya? Her türlü affeder. Bence de. Vallahi sen kuru temizlemeciye dua et Rozbar. Eğer o leke çıkmasaydı seni hayatta affetmezdim. Esas sen yeni çıkan deterjanlara dua et. Eğer çeyizimdeki lekeler çıkmasaydı ben seni asla affetmezdim.
Gerçi ne yalan söyleyeyim, bünyeye iyi geldi bu kavga. Ay ne zamandır kocalarımıza madar olmayalım diye hep yalandan kapışıp duruyorduk. İyi oldu. Bana da iyi geldi. Ay bak uzun süredir bu düğün telaşesinden hiç ders falan çalışamadım ama verdiğim testlerin hepsini yaptım. Bravo. Gül, sana harika haberlerim var. Çabuk kafeye gel, çabuk. Can efendi yine haber vermeden çıktı gitti. Ay o zaman 2 dakika sana geleyim. Kiralık ev ilanları buldum bir sürü. Tekinlere bakarız ha. Yine bize yakın yerlerden ev buldun değil mi Gülbahar? Tabii. Yani imkanım olsa bu apartmandan tutarım kardeşime evi de. Ama neyse. İyi de ben görümcemle yakın oturmak istemiyorum ki Rozbahar. Vallahi o senin sorunun. O zaman buradan taşınırsın. No. No, no, no. Altını ikna edeceğim. Gitsinler o şehir dışında bilmem ne sitilere taşınsınlar. Bana bak. Benimle inatlaşma yine. Vallahi bozuşursan. Aman çok korktum. Korkarsan sen benden korkarsın. Ne korkacağım senden be? Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Kabahat bende zaten seninle konuşuyorum. Kabahat bende. Haklısın canım. Haklısın. Asıl sende konuşan da kabahat. Kestim cahile muhabbeti. Bidonla falan. Altın, seni çok seviyorum. Sensiz yapamıyorum. Çok pişmanım. Ne olur dön bana. Aa, Rahmi, ne böğürüyorsun? Ben seni affetmem Rahmi. Yürü git. Altın, çok pişmanım. Seni çok seviyorum. Bana dönmezsen yakıyorum kendimi bak. Dön lan. Aa. Ay Rahmi stop. Manyak. Ay yakma, yakma. İnsan kendini yakar mı hiç? Allah'ım sana geliyorum. Of Altın, anam yaktın beni Altın. Kalsan yanar tabii. Of. Ambulans çağırın. Getiş, oh my God, ne sıkı yangın çıkmaya başladı bu apartmanda. Anam. Rami. Affettim seni deli manyak. Sen gerçekten seviyor musun be? Benim için ölümü göze aldın ya, yiğidim. Böyle bir adam bir daha bulunmaz değil mi? Ay sevmek ne ya? Sizin gelmenize gerek yok Gülbahar Hanım. Benim akrabam ben giderim. Ha, demek nişan atılıyor diye Tekin'e bir şey olsa umrunuz olmayacak. Sizin insanlığınız bu kadar işte. En azından insanım. Bana bak hazır hastaneye gidiyoruz. Elimi eksik tutmam ha. Ya sen buna bidona gerçek benzin koyma demedin mi? Vallahi unutmuşum. Yaktı kendini salak. Çok vicdansızsın ya. Her şeyin bir bedeli var muhtar. Tamam konu biraz ızgara olmuş olabilir ama hanım eve döndü. Ne haber? Tekin değil, tekirsin yemin ediyorum. Yine 4 ayak üstüne düştün. Sıyırttın yine. Sayende Mucum, sayende. Ya işin bitti ya, yine makaraya devam değil mi? Neyse babacığım, hadi. Hadi selametle. Mümkünse seyrek görüşelim, hadi. Yallah. O ambulans sesi ne böyle? Gene kıyamet koptu Buraç'ta. Altın eski kocasına döndü. Hayırlısı olmuş. Matmazel de üzülürdü zaten seni ters dedi de inadından evleniyorsun diye. İyi olmuş. Zaten benim o kızı hiç tutmadıydı gözüne. Matmazel üzüldü demek. Güzel. Alınması gereken önemli bir havadisim varmış. Alma geldim. Peki. İşte bomba. Annemle annenin arası o kadar iyiymiş ki anlatamam. Ya sana açılışırdan bir koyarım çantaya. Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Ya dur nereye gidiyorsun? Gözümle gördüm konuşurlarken. Bunca zamandır yalandan kavga ediyorlarmış. Nasıl ya? Çok saçma mı? Niye yapsınlar ki böyle bir şey? Vallahi benim anladığım nefret ediyorlardı ya bunlar birbirlerinden. Hı. Bir sürü zorluk çıkardılar babamlara. Şimdi biz döndük demeyi yediremiyorlar. Evet. Yani olabilir aslında. Sonuçta kadınlar onlarda. Babalarımız ortak.
Annelerimiz arkadaş. Halamla dayın evleniyor. Bence artık ilişkimizi açıklayabiliriz ha. Ne dersin? Açıklarız. Açıklarız. Yani bir şey demezler herhalde. Demezler canım. Niye desinler? Kızmazlar değil mi? Dişlerini fırçalayacaksın şimdi. İki şişe ilaç çıkmış gibi görünmem lazım. Biraz köpürsen fena mı olur? Ya Tekin abi, yani ben böyle katagullileri hiç sevmem. Beni hiç karıştırmasan. Sen zaten karışmayacaksın. Farz et ki geldin, beni böyle köpür köpür burada gördün. Ondan sonra gidip matmazele söyleyeceksin. Hepsi o kadar. Peki matmazele hiç yazık değil. Bana yazık değil. Nişanlım eski kocasına geri döndü. Tek umudum, gerçek aşkım matmazel. Onunla aramı düzeltmesem zaten gerçekten intihar edeceğim. O yüzden gönül rahatlığıyla gidip söyleyebilirsin. Anlaştık mı? İyi, tamam. Hadi ne yapacaksan yap. Ver çığlığı. Siz koşun. Ay monsieur, monsieur. Ay. Yalandan intihar ettin ama gerçekten öldün be Tekin. Hadi bitirelim şu işi. Komandoyuz, tatbikata geldik sanki. Lafa bak ya. Asıl gerizekalı senin kardeşin. Benim görüncem zorla mı yutturdu o hapları? Kendi yutmuş ezik. Hem niye panikliyorsunuz Rozbahar? Ambulans yolda. Gelecekler, midesini yıkayacaklar. Geçecek bitecek. Tamam abla. Bana bak. Sen şu haplardan içmeye başla. Ölümün acısız olsun. Yoksa etini kemiğinden sıyıracağım seni. Yeter be. Tehdit tehdit nereye kadar? Come on baby, come on. Come on, gel bakalım neyin varmış görelim. Yok, bana bak, sen ölmeyi bayılmak sanıyorsun galiba. Sen gelsene buraya. Gel, gel, gel bakayım. Gel, gel. Ben yapma, çok ayıp olur. Madem. Yeter, yeter. Biraz. Bizim aşkımızdan var ya, anca patates olur. Şu hale bak ya. Ay, sevmek ne ya? Ama belliydi. Şuursuz böyle yapacağım o kadar. Allah başladım. Dedin ki bu dedim. Kesin çünkü tutamıyorum kendimi. Öyle bir aile babası olacağım ki enişten bana bakıp acaba bende bir eksik mi var diye kendini düzeltecek. Kenan dükkandayım. Dükkandayım ben ya. Hayırdır hayırdır, ne oluyor bir bak. Henüz bir şey olmadı enişte, takılıyorum.